Evet, deniz akıntısı ile yine bağlantılı faranjitten de bahsettik. Biraz ona da değinelim toparlayacak olursak. Evet, geniz eti, bademcik Faranjit. iltihaplanması, sünüzit, orta kulak iltihaplanması, bunların hepsi boğazdaki lenf bezlerinin de iltihaplanmasına sebep olur. Boğazdaki bir insanın lenf bezleri çok yoğun olarak bir, bağırsaklarında lenf bezi yoğunluktadır. İki, lenf bezler boğazdadır. Üç, koltuk altında. Dört, kasıkta. Bütün savunma sisteminin, bağışıklık sisteminin bir insanın vücudunda %90, %85 bağırsaklardadır. Daha sonra boğazdadır. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz şey önce bağırsak, boğazda çiğniyoruz, ağızda kalıyor. Bu da eğer ki yediğimiz, içtiğimiz besinlerde bakteri, virüs, vantar varsa ne yapıyor? Bademcikler hemen ona karşı lenfositler, efendim, lökositler üretiyor. Yani garnizonun önündeki iki şey gibi, görevli asker gibidir bademcikler. Çok önemli. Bazıları hemen aldırıyor. Sonra problem çıkıyor. Faranjit genellikle mesleği çok konuşan insanlarda ses telleri yıprandığı için siyasetçiler, yani politikacılar da çok olur. Din adamları Kur'an okuyor uzun süre. Ses sanatçıları, sunucular, çok konuşan kişilerin boğazlarındaki ses telleri hassaslaşır, iltihaplanırsa, zamanla tedavi edilmezse sesini bile kaybedebilir. Çok riskli. Hafif hafif başlayan rahatsızlık, boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu gibi rahatsızlıklar başladığı zaman hemen tedaviye başlamak gerekir. Aksi takdirde zamanla da tedavi edilmezse faranjit çok ağır rahatsızlıkları tetikleyebilir. Bu nedenle zamanında müdahale gerekir. Evet. Evet, programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.